Merhaba arkadaşlar, bugün ıspanak yemeği yapacağız Ukrayna'dan. Manzara çek. Neye manzaralı? Ispanak yemeği. Bakalım Gürkan Bey bu akşam bize neler hazırlayacak? Domateslerimizi böyle soyuyoruz. Gürkan Bey, ıspanak yemeğinde önemli olan şeyler neler? Soğan, sarımsak, acısı çok önemli. Çok az da bir limon koyacağım, çok az. Evet. Çünkü biliyorsunuz kış mevsimi. Evet. Alıyoruz böyle bak, teknik. Tutuyoruz, çekiyoruz. Tutuyoruz, çekiyoruz, tamam mı? Tutuyoruz, çekiyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz. Şu. Gürkan Bey, yemeğe olan aşkınız nereden başladı? Ya seviyorum, yaratılış. Mesela bazı insan kitap okumayı sever, film izlemeyi sever. Ben de bu yemek olaylarını seviyorum. Tabii bunları da seviyorum. Tabii yemeğe ayrı benim güzel bir ilgim var. Yemeği de kendim zaten çok seviyorum, şekil itibariyle. Sarımsak. Bizim insanımız bilmez bunu çoğu kişi. Koyuyorsunuz sarımsağı, koyuyorsunuz bıçağı. Basıyorsunuz, soyuldu, bitti. Bu kadar. Evet. Saatlerce öyle şey yapmaya gerek yok. Soyuldu, bu kadar. Evet. Koyuyorsunuz. Şöyle bir baskı, iş bitti. Bu kadar. Aynen. Şimdi şöyle bazı hanımlarımız böyle tek tek uğraşıyor falan. Öyle şeyler edin. Şöyle basıyorsunuz, iş bitti. Bu kadar. Bunlar basit şeyler, basit ay. Öğrenin yani hanımlar. Bak parmak şu. Şöyleki parmağı almayın da şöyle. Sonra şuradan şöyle yapıyorsunuz. Sarımsak da koktu ama ha. Güzel koktu, güzel. He? Kış mevsiminde şey bir ilacı. Evet, antibiyotik koronası var. Koronası var. Bakın şöyle, üç parmağına bastırabilirsiniz. Şöyle koyuyorsunuz, şu. Yarım daire, çeyrek daire. Evet. Çok önemli bunlar, çeyrek daire. Sonra geliyorsunuz abi. Elinde şöyle doplatıyorsunuz, koyuyorsunuz, evet. Şu. Evet. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi Gürkan Bey, ıspanak seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Vallahi şimdi biraz komik olacak. Ben donuk aldım. Yarışmacılar bunu biliyor muydu Gürkan Bey? Vallahi yarışmacılar, onlar da öğrensin, onlar da yapsın. Şu anda şöyle ikiye kaçıyoruz. Ondan sonra bakın, şu, şöyle yapacağız, bak. Şöyle, daire şeklinde. Şöyle yaptıktan sonra. Bir de öbür türlü vuracağını hiç bitecek. Evet. Tamam. Sonra da eriyecek gidecek çok da yani. Evet, soğan gidiyor. Zaten o tencerede güzel şeyler olacak yani, güzel olacak. İki tane domates koyacağım daha sonra. Domatesin kabuğunu soydum. Bir tane burada pul biber yok. Burada pul biber yok. Bunun yerine pul biberin ham maddesi normal bir gerçek biberle yapıyorum. Çok acı biber bu. Şöyle attı. Soğanla şimdi çoğu kişinin gözü yanıyor. Bu konuyla ilgili ne yapabilirler mesela? Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok değil mi?
Yani su altında soyanlar var. Su altında sirkeli su, su kovasının içinde şey yapanlar var yani. Ben çok da şey yaptığım benim şahsi kanaatim düşünmüyorum ben. Çok da düşünmüyorum ben. Bunlar zaten verecek erecek. Ve şimdi şöyle vuracağız bir şey. Tabii geniş güzel bir şey bıçak olsa daha mutlu mesut olurduk da işte imkanlar kısıtlı. Bir tane bıçaktan. Domates tabii çok iyi değil. Sera. Dışarıda bakın çünkü kış vakti. Şöyle gösterelim. Gara kış var, gara kış. Nehir donmuş. Gürkan bize Noel yemeği yapıyor şimdi. Tabi ıspanak Noel yemeği çok önemli. Akşam bir partiye gideceğiz arkadaşlar. Bu partiye gitmeden önce hani evde son bir öğle yemeği. Çünkü zaten orada barbekü falan vesaire benzeri. Bu hafif şeyler. Sebze böyle hani hem sinir sistemimiz için. Evet. Et. Biraz hem bizi rahatlatma çalışmasından. Sebze yemek önemli yani çünkü. Yarım da bir limon kullanacağım şöyle. Şöyle yarım da bir limon sıkacağım içine. En son pişerken. Güzel olacak. Zeytinyağı ve limon kullanacağım bu. Yarım limon fazla bir yeterli. Evet. Şimdi zeytinyağımız. İtalyan zeytinyağı. Extra virgin diyor. Tabii. Aşırı bakire. Şöyle zeytinyağımızı da koyduk. Ben ayçiçek yağı kullanmam. Ya zeytinyağı ya fındık yağı kullanırım. Neden? Çünkü ayçiçek yağında çok fazla kimyasal işlemi kullanıyor. Zaten normal saf ayçiçek yağı olsa siz yiyemezsiniz. Onun kötü tatlarını almak için kimyasal işlemlere maruz bırakıyorlar. Zeytinyağı direkt sıkıldığı gibi yiyebilirsiniz. Açalım işimizi de. Yağı kızdırmıyoruz, biraz ısıtıyoruz. Bu zeytinyağıdır çünkü. Bekliyoruz şimdi biraz. Haklısın sen. Ben bir parça da domates püresi koymam lazım. Kısmına da şöyle bir şey yapalım. Isına dursun burada. Preslenmiş, temizlenmiş ıspanak. Gayet. Yağımız kızdı. Klasik soğanları atıyoruz. Tabii soğan. Daha sarımsak. Sonra domatesini atacağız zaten. Soğan sarımsak hep lezzettir. Evet. Yanlış bir hareket oldu. Şöyle şey yapalım. Yağ tavuğumuz var. Evet. Yanlış bir hareket. Çok önemli. Yanlış bir hareket ettim. Evet. Yağı en güzel besleler. Heh? Yağı en güzel kağıt bezleseceksiniz yağ. En güzel olur yani. Aynen. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şunu da şöyle alalım. Bunda şeyler koyarız. Bazı hanımlarımız böyle bırakıyor. Hijyenik değil. Şeyin içinde. Evet. Daha çok önemli. Biraz yumuşasın. İçine domates püremizi de koyacağız. Şimdi soğanın pişip pişmediğini nasıl anlıyorsunuz Gürkan Bey? Kokusunda. Koku gelmeye başladı. Tabii.
Hafif karamelize kok geliyor. Bunun mesela bir hilesi var, trik yani. Evet. Hanımlarımın bazen içine biraz bir yarım kesme şeker falan atabilirler. O zaman daha çabuk, daha böyle şekerleri daha tatlı olur. Ama şu an tabii biz eve şeker almayı unutmuşuz. Yapacak bir şey yok. Soğanın da doğal şekerinden yararlanacağız. Soğan zaten şekerdir yani. Evet. Biraz kısın şundan da biraz koyayım. Bu domates püresi, Ukrayna domates püresi. Evet. Ketçap yazıyor Gürkan Bey üzerinde. İşte Gürkan Bey üzerinde ketçap yazıyor. Domates püresi. Kettle'da da arıtma suyumuz var. Arıtma suyu hazırlıyorum. Gürkan Bey ketçabı koyunca bulunmasın tabii. Yok. Yemekteyizdeki gibi yakaladım. Bir şey olmadı. Ketçap yazıyormuş lan abi, biz de aldık öyle. Yok yok, az bir şey koyacağız. Çok domates şey. Bir şey olmaz. Az bir şey koyacağız, çok değil. Çok olsa haklısın, az bir şey. Evet. Ya gemide mesela bizim aşçı abi ketçabı sıkıyor. Adam pizza sosu yapıyordu. Ha işte. Bizimki daha mı olsun bakalım. Biz şey, biraz daha mı olsun? Şeyiniz var zaten. Evet. Bu kadar yeter, çok daha bakmıyorum. Güzel oldu ama. Ya arkadaşlar, biraz burada salça bulmak sıkıntı. Fresh salçalar yok. Genelde Ukrayna vatandaşları kendileri evlerinde yapıyor. Kurutuyorlar genelde domatesleri alıp. Salçalarını kendi yapıyorlar. O yüzden biraz zorluk çektik salça bulmakta. Bir yandan da suyu kaynatıyorsunuz Gürkan Bey şu anda. Tabii. Suyu nerede kullanacaksınız? Ispanağa koyacağım. He? Taze ıspanak olmak için ıspanağa koyacağım. Evet. Böyle bir 10 dakika şey yapsın, yumuşasın. Yarım çeyrek olması. Bu. Fazla bir çeyrek. Yani güzel hafif ekşimi tadı olacak. Ispanağı da göstereyim arkadaşlar. Donmuş ıspanak. Burası da ıspanak. Şöyle kek kalanı gibi. Ya baba temizler, bir şey kalmış, ayıklamış. Bu direkt şuraya atınca yumuşuyor. Burada başka türlüsü zor. Çünkü burada tarım fazla yok arkadaşlar. Sadece buğday yetişiyor. Ukrayna'nın zaten bayrağı Mavi Deniz, Sarı'da tavır. Bundan geliyor. Başka bir ürünün yetiştiği yok buralarda. İnsanlar ne kadar aceleyle gidiyor baksana ya. Yapıştırıp yapıştırıp gidiyorlar yoldan bunlar. Evet. Sen şuraya bak ya. Ukrayna gayet uzunmuş. Meşhur Ukrayna gayet uzun. Evet. Tuz mu koydunuz Gürkan Bey? Evet, meşhur Ukrayna gayet uzun. Nasılmış ben de bakayım. Evet. Bir 10 dakika bunun şey olması lazım. Evet. İstiyorsan keselim. Tamam. Sonucu gösterelim. Evet arkadaşlar. Pırasa diyecektim az kalsın. Ispanağın son hali.
Bak, güzel oldu. Yanına makarna. Kenarlar çok önemli. Temizleyeceksiniz böyle. Müthiş oldu. Ev yeme. Mis gibi Ukrayna'da Türk kültürünü empoze ediyoruz işte. Yanında sarımsaklı yoğurdumuz da var. Evet, harika. Sarımsaklı yoğurt da yaptım. Gürkan Şef, çok teşekkür ederiz. Sizi şöyle alalım bir. Bravo.